Sabah da. Evet arkadaşlar, yol çalışması var herhalde. Yol bozuldu. Bayağı bir toz. Ama yaklaşık en az 15 kilometresi de var. Bu hep böyle mi gidecek onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, karşısı vallahi kanyonu. Güzel bir kanyon. Yani geldiğimizde değiyor tabii de. Şu yol gördüğünüz gibi komple 10 kilometredir, 15 kilometredir toz. Mucur dökmüşler, asfalt da atmamışlar böyle bir yere. Sürgelen giden var ama tozdan, arabaların tozundan bir şey gözükmüyor. Neredeyse vallahi bir daha gelmem dedirttirecek yani, o kadar toz. Ama manzara 10 numara gerçekten, daha varmadık. 2 kilometre var seyir terasına diyor. Ama biz varmadan bir uzaktan videosunu çekelim dedik. Güzel gerçekten. Herkese selamlar. Evet, kanyon karşıda arkadaşlar. Şu köyün içinden geliniyor. Köyün içi trafik felç. Çok ciddi yoğunluk var. Yani köy gibi bir yerden oraya ulaşım tabii köylü için de sıkıntı da. Ama gördüğünüz gibi patikadan matikadan kestirmeden gitmeye çalışıyoruz. Yoksa 25 dakika yol yürünüyormuş. Bakalım biz kaç dakikaya varacağız. Evet, orman içi. Burası. Köyden daha yeni indik. 10-15 dakika yürünüyormuş. Nugül, koy bileğim burkuları. Diğer taraf. Çok ciddi güzel bir orman var. Güneş gözükmüyor yukarıdan. Evet, kanyon gözüküyor ormanın içinden yavaş yavaş. Ama tabii yol uzun. Böyle aşağılar. Herhalde kanyonun içi olduğu için bayağı dik. Güneş gözükmüyor. Ama süper orman var. Tam kafa dinleme yeri. Cırcır böcekleri bir yandan. Herkesin gelip böyle huzur bulması gereken güzel yerlerden biri arkadaşlar. Evet. Evet. Burhan, ben bilerce yürümesene, ayağını mı uçaksın? Yol hazırlıkları var anlaşılan. Böyle yol yapıyorlar. Ama tabii daha bitmemiş. Mecburen borsadan, demirden böyle yürüyeceğiz. Dikkatli olun çocuklar. Evet. Daha yollar yapım aşamasında. Gördüğünüz gibi. Öyle mi? Merdiven çıkarız da buralarda da adam ağaç şeyleri yapmamış, basamakları baksana. Evet, aşağısı kanyon arkadaşlar. Böyle şurada yarık. Bilmiyorum, belli oluyor mu? Çok ciddi bir şekilde arkaya doğru devam ediyor kanyon. İlk stresten kaşınmaya başladım. Kamponun yüksekliğini anladınız herhalde az çok. Merdivenlerden çıkıyoruz. Benim şapkası uçmuş. Baba, bir kere de yemeksiz. Küt küt basma baba. Öyle mi? Evet. Anne bak. Anne şu tarafa. Evet. Yanında sallanıyor korkunç. Aşağılara dikkat edin. Rüzgar sağlam esiyor. Kanyon. Tam bir vadi. Aşağıda çok güzel gizlenecek yerler var aslında. Vallahi. Hadi ya. Hadi. Derinliği buranın nedir? Şöyle belli olmuyor videoda ama aşağısı gözükmüyor arkadaşlar, uçurumun derinliği. Şöyle göstereyim. Evet, dehşet, değişik bir yer. Felaketle esiyor. Bayağı sağlam esiyor burada yalnız.
aşağısı. Evet, kanyonun oğlum, aşağısı. Böyle gözüküyor. Gerçekten derin bir kanyon arkadaşlar. Öyle aşağıdan. Yüksek gerçekten. Asla. Rüzgar çok fazla rüzgar var. Vallahi ben telefon uçabilir diye fazla şey yapmıyorum. Manzara gerçekten ürkütücü. Arabayı oraya bırakıyorsunuz. Oradan bu tarafa yürüyerek geliyorsunuz. Aşağısı kanyonun içi. Gölge olduğu için pek gözükmüyor. Bu seyir terasının en üst katı arkadaşlar. Ama manzara gerçekten şu karşıda mağara gibi bir yer var. Şurada. Mükemmel bir yer burası gerçekten. Daha düşün onu, dağın zirve buradan ne kadar yukarıda. Buradan kanyon ayrılmış. Biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor, biri karşıya doğru, tarafa doğru devam ediyor. Ama mükemmel manzara var gerçekten. Şu alt bölümü daha yapılmamış merdivenleri. İnsanlar orada bayağı bir uğraşıyor. Bildiğin macera.